Çok güzel olmuş. Asıl söyleyince kaçayı Allah razı olsun. Gel. Kolay gelsin arkadaşlar. Hayırlı olsun ya. Selam geçer. Hayırlı olsun. Sayın Valim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle Kartaltepe Mahallesi sakinleri adına duygu ve düşüncelerini ifade etmek üzere mahalle muhtarımız Halil İbrahim Kaya'yı kürsüye davet ediyorum. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Belediye Başkan Yardımcım, evet. Sayın Emniyet Müdürüm, İl Özel İdaresi Genel Sekreterim, Karabük Emekliler Cemiyeti Şube Başkanı, Şoförler Odası Başkanı, Ceviz-Kent İlköğretim Okulu Müdürüm ve Kartaltepe İlköğretim Okulu Müdürlerim Müdürü Dıranım. Sayamadığım için kusura bakmayın, çok değerli protokolümüz, çok kalabalık geldiniz, inşallah bizlerle memnuniyetiniz. Hepiniz Kartaltepe Mahallesi'ni Yenişehir'e bağlayan köprümüzün açılış töreninde hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Valim, ben mahallemiz hakkında size yeni şey yapıyoruz, ilk defa karşınızdayız. Mahallemiz hakkında bir bilgi vermek istiyorum. Mahallemiz 7000 civarında bir nüfusumuz var. PTT istikamette tam karesine oradan başlayıp son devam ediyor yukarıya doğru. 2 tane ilköğretim okulumuz var mahallemizde. 3 tane camimiz. Hatta İl Özel İdaremizde mahallemizde bulunmakta. Bu köprümüzün temel atma töreninde konuşmuştum ki Sayın Başkanıma, Belediye Başkanıma. Sayın Başkanım dedim, inşallah Kartaltepe Sosyal Yaşam Merkezi'nin temelini de içinde aile hekimliği olmak üzere çok yakında atarız dedim. Bu köprümüzü açmadan hem temelini attık hem açılışını yaptık Sosyal Yaşam Merkezimizin. Muhtarlığımız da içinde. Halk eğitim kurslarıyla beraber. Yalnız alt katında bir değişiklik yapmak üzere başkanımızdan da söz aldık inşallah. Aile hekimliğimizde inşallah çok yakında açmış olacağız. Ben buradan başkanıma tekrar bize alt katında bir yer tahsis ettiği için mahallemiz halkı huzurunda ve sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyorum. Mahallemizde Kartaltepe'nin sokakları, gerek Cevizkent içi asfaltlarımız oldu bu dönemde. Yine yaya kaldırımlarımız, korkuluklarımız, bunlar üzerinde güzel çalışmalarımız oldu. Cevizkent'te tekrar yeniden bir parkımız açıldı. Ben başkanıma tekrar bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Muhtarımıza bu güzel konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de Yenişehir Mahallesi sakinleri adına duygu ve düşüncelerini ifade etmek üzere mahalle muhtarımız Saadettin Kandakoğlu Bey'i kürsüye davet ediyorum. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, değerli protokol. Az sonra açılışını yapacağımız köprü açılışınıza hoş geldiniz, sağ olun, var olun. Sayın Valim, Yenişehir bölgesi sosyal, eğitim, kültür, sağlık hizmetlerinin bol olduğu bir mahalle. Dolayısıyla Sayın Başkanımız isabetli bir karar vermiş. Bu köprünün sayesinde Karabük'ün diğer mahallelerinden de Kartaltepe'den de gelenler bu mahallemize hızlı ve tez bir şekilde ulaşacaktır. Bu ulaşımın haricinde aynı zamanda Karabük'ümüze ve Yenişehir mahallesine gelen toplu taşıt araçlarının da azalmasına sebep verecektir. Dolayısıyla Yenişehir Mahallesi'nde çevre kirliliğini azaltmış olacaktır. Evet, bu köprülerimizin açılışında emeği geçen belediye başkanımıza, belediyenin mensuplarına tekrar teşekkür ediyorum. Bu vesileyle ben
mahallemizde ve diğer mahalledeki Yenişehir'e, Karabük'ün diğer mahalleden gelen gençlere buradan bir hitap etmek istiyorum. Sayın Başkanımız Karabük'ün birçok mahallelerine parklar, yürüyen merdivenler, asansörler yapmaktadır. Gençler, bunları koruyalım. Bu hizmetler sizler için yapılmıştır. Bunlara lütfen sahip çıkalım. Çıkmayanları da uyaralım. Hepinizin bu açılışa katılmasından dolayı tekrar teşekkür eder. Bu köprünün açılışına hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sağ olun, var olun. Muhtarımıza bu güzel konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım ve değerli protokol mensupları, müsaadelerinizle gelen tebrik telgrafını okumak istiyorum. Sayın Başkanım, açılış törenine davetiniz için teşekkür eder. Asya Parlamenter Asamblesi 10. Genel Kurul toplantısı için İstanbul'da bulunduğumdan dolayı katılamayacağımı bildirir. Kartaltepe Mahallesi, Yenişehir Mahallesi arası köprü açılış töreninin yapılıyor olmasından duyduğum memnuniyeti ifade eder. Mahalle sakinlerimize, Karabük'ümüze hayırlı olmasını diliyor. Başta şahsınız olmak üzere emeği geçen herkese ve hemşehrilerime sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum. Profesör Doktor Burhanettin Uysal, AK Parti Karabük Milletvekili. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Karabük Belediye Başkanımız Sayın Rafet Vergili Başkanımızı kürsüye davetle arz ediyorum. Sayın Valim, Sayın Emniyet Müdürümüz, değerli kurum üyelerimiz, değerli muhtarlarımız, değerli mahalle sakinleri, değerli hanımlarımız, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şu anda açılışını yapmış olduğumuz asansörlerimizin yapımı bir taraftan da devam edecek. Ama ben size şöyle çok kısa bir şekilde hemen hemen 9 yılda Karabük'le ilgili yaptıklarımızın hakkında da kısaca bir bilgi vereyim. Öncelikle bir mezbahanemizi yaparak, yeni bir mezbahane yaparak bir kentsel dönüşümü başlattık. Hemen yine bir hal yaparak bölgenin en güzel halini yapıp eski yerinden taşıyıp şu anda sosyal sigortalar kurum binası olmasına vesile olduk. Derken dolmuş duraklarını yaptık, alt geçidi yaptık ve meydanımızın bir hikayesi oldu. Bir akşamda 130 tane bina yıkarak kent meydanını yaptık. Park sayımız 27 tane park sayımız varken park sayımızın sayısı şu anda 92'ye çıkmış. Karabük'te hemen hemen bir yeşil kuşağı ortaya çıkartmış olduk. 2 tane, 3 tane alışveriş merkezi yaptık. Safranbolu Karabük arasında köprülüğü yaptık ve Karabük Belediyesi'nin binasını tekrardan yeniden yaptık. Ama en önemli hadiselerden bir tanesi şehir şebekesinin %70 su borusunu değiştirdik. Ve 4 yıl gibi bir süre içerisinde de Karabük'e doğalgaz dağıtımını sağlamış olduk ki bu Türkiye'de bir rekor olduğunu ben inanıyorum. Şu anda aynı dönemde başlamış olduğumuz Zonguldak doğalgaz dağıtımında daha %30'ları geçemedi. Biz 4 yıl içerisinde doğalgazın tüm arzını Karabük'e sağlamış olduk ki bu hem vatandaşlarımızın yani ekonomisine bir katkıda oldu hem de çevre kirliliği açısından çok büyük bir faktör oldu. Şu anda bir tüp yerine 14 liralık evlerde bir tüp karşılığında gaz kullanılmakta. Ve aynı şekilde işte yatay asansörleri yaptık, dikey asansörleri yaptık. Bu mahallemize de tekrardan iki mahalleyi birleştirecek bir köprü ve asansörümüzü yaptık. Ama şu andaki en önemli hadiselerden birisi gene bu köprünün devamı olan Atatürk Mahallesi ve Yeni Mahalle ile ilgili yine Namık Kemal Mahallesi'ne müşterek kullanacağı yeni bir asansörle Kartaltepe Mahallesi'ni Yeni Mahalle'ye bağlamış olacağız. Atatürk Mahallesi'ne bağlayacağız Namık Kemal'e ve Yeni Mahalle'den çıkan bir arkadaşımız 10 dakika içerisinde hastaneye yayan olarak ulaşabilecek. Tabii bu Türkiye'de bir farklı bir yaşam tarzını ortaya çıkarttı. Yürüyüş yollarıyla, asansörleriyle, parklarıyla, kaldırımlarıyla ve bugün itibariyle de Karabük'te asfaltsız bir tek sokağımız ve caddemiz yok. Ya bugün itibariyle. Şehri 2 kere asfaltladık bu süre içerisinde. Ve aynı şekilde gene her türlü konuda elimizden geldiği kadar
tüm kurumlara destek olmaya, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Müşterek çalışmalarımız da bir arada devam ediyor. Özellikle son yani 3 yıl, 4 yıllık dönemimizde İktidar Partisi'nin de bize yaklaşımlarıyla beraber çalışmalarımızla, müşterek çalışmalarımızla Karabük'e çok daha farklı bir üçüncü boyutu kazandırmış olduk. Ve sağ olsun Mehmet Ali Şahin Bey'in destekleriyle en son bu geçtiğimiz hafta Devlet Demiryolları'nın bize teslim protokolünde imzalanmış oldu ki bu da şehrimizde, kentimizde yeni bir düzenin ortaya çıkartılmasını sağlayacak. Ve aynı şekilde tüm kurumlarıyla, devlet süreçleriyle, karayollarıyla müşterek çalışmalarımız da şu anda devam etmekte. İnşallah yani biz bir taraftan İktidar Partisi'nden almış olduğumuz destek bir taraftan Karabük'e çok farklı bir yaşam tarzını ortaya çıkartmaya devam edeceğiz. Gene burada arkadaşlarımızın içerisinde Emekliler Cemiyeti Başkanımız da buradayken gene emeklilerimiz için de şu anda biz Zonguldak Caddesi üzerinde Ankara Caddesi'yle Zonguldak Caddesi'ni birbirine bağlayan bir noktada da çok mükemmel bir emekli evi yapmayı düşünüyoruz. Tahmin ediyorum ki 2018 senesi içerisinde hem temelini atar gene hep beraber bu emekli evimizin de açılışını yapmış oluruz diyor. Tabii şu andaki yaşam tarzımız, yaşam alanlarımız gittikçe güzelleşiyor, gittikçe düzeliyor. Ki ben buradaki emeği geçen tüm devlet kurumlarına hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gene belediye personelimize, belediye müdürlerimize ayrı ayrı herkese çok teşekkür ediyorum. Ve bizden dualarını esirgemeyen Karabük halkına her zaman desteklerini hissetmiş olduğumuz dualarıyla Karabüklere ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Karabük Valimiz Sayın Kemal Çeber beyefendiyi kürsüye davetle arz ediyorum. Ben gelirken bilgi notunu okudum. Yanılmıyorsam başkanım 162 metre uzunluğunda 38 metre yüksekliğinde köprümüz. Çok ciddi anlamda demir ve çelik kullanıldı. Yani aslında ciddi bir mimari, daha doğrusu mühendislik eseri. Allah hepinize hayırlı etsin. Başta benim işlerimi çok güzel takip eden sevgili muhtarlarıma, yani her konuyu anında hem belediyemize hem bize iletiyorlar. Mahalleleriyle ilgili her konuyu da son derece güzel takip ediyorlar. Onlardan başlayarak burada işte gazmayı vuran, küreyle toprak atan, bu malzemeyi buraya nakleden, mühendisliğini yapan, çizimlerini yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Sevgili başkanım, başta siz olmak üzere Allah hepinizden razı olsun. Çok güzel bir hizmet. İki mahalleyi birleştiriyorsunuz. Bakın şöyle enteresan bir durum var. Ben tabii 4 aydır buradayım. Dolayısıyla çok misafirim geliyor ve gelenlerin birçoğu da Karabük'ü ilk kez görüyor. En çok dikkatlerini çeken şeyler bu yatay dikey asansörlerle bu köprüler başkan. Yani aynı zamanda şehir, yani kent mobilyası da yapıyorsunuz. Ve bizim için de bir farklılık yaratıyor. O anlamda da tebrik ediyorum. Onun dışında da sevgili hemşerilerim, biz başkanımızla oturuyoruz. Sık sık daha neler yapabiliriz diye de konuşuyoruz. Dediği gibi çok uyumlu hem tüm kurumlarımızla, hem biliyorum muhtarlarımla, sivil toplum örgütleriyle düzenli toplantıları, işte istişareleri oluyor. Biz de beraber oluyoruz zaman zaman. Neler yapabiliriz diye konuşuyoruz. Zaman içinde göreceksiniz. Bu ve buna benzer çok güzel, değil mi başkan? Projelerimiz, fikirlerimiz var. İnşallah sizlerle de beraber, hep beraber, el birliğiyle Karabük'e çok daha güzel hizmetler kazandırmak için gayret edeceğiz. Bu anlamda rahmetle sizi daha fazla da tutmak istemediğim için tekrar hepinizi saygılarımla selamlıyorum ve köprümüzün Karabük'ümüze, mahallelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Valimize bu güzel konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kurdelemizi ve kurban kesim merasimine geçmeden önce duamızı yapmak üzere Kartaltepe Cami İmam Hatibi Selim Ören hocamızı kürsüye davet ediyorum. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve izâ feragde fensab ve ilâ rabbike fergâb. Ey merhametlilerin merhametlisi olan Yüce Allah'ımız, ey Rahman ve Rahim olan Allah'ımız, ey güzel ve temiz olan Allah'ımız, bize verdiğin bütün nimetlerden dolayı sana şükrediyoruz. Bizi şükredenlerden eyle ya Rabbi. Allah'ım, yüce kitabında buyuruyorsun ki, ben çalışan, çalışkan, hizmet eden, huzur bulan kulumu severim, sevmekteyim müjdesini vermektesin ya Rabbi. Başkanımıza, ekibine ve bizlere bu güzel müjdene nail olmayı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, memleketimize, karabükümüze, mahallemize, mahallelerimize güzel hizmetler yaparak güzelleştiren, sırat-ı müstakim köprüsü gibi köprülen Kur'an başkanımıza kolaylıklar nasip eyle ya Rabbi. Karabükümüzün mahallelerini birbirine kavuşturan köprümüzün açılışını bugün yapıyoruz. Köprümüzün hayırlara vesile olmasını nasip eyle ya Rabbi. Büyüklerimize, ülkemize, vatanımıza ve milletimize sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde daha nice hayırlı hizmetler yapmayı, yapabilmeyi tüm büyüklerimize nasip eyle ya Rabbi. Köprümüz için keseceğimiz kurbanımızı da makbul eyle ya Rabbi. Hayırlara vesile eyle ya Rabbi. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya seyyiden evveline vel ahirin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Köprümüzün hayırlara vesile olması için, Yüce Rabbimizin de rızası için El-Fatiha. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah ve Allah. Allah hayırlı etsin. Çok güzel. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ne şey artık. Çok açık. Vallahi dedi. Allah hayırlı etsin. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Başarılı işler. Çok şükür. Hadi Allah iyi geçsin. Hep pasif pasif. Özlem hemen. Thank you.
Ve bunu kaç yıl önce yapmışlar? Hocatepe Camii'ni hafta salıp ezan okumuna gidebilirsiniz.